3251 nolu hadisteyiz. Zikru ahdil Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ila Osman ibn Affana ma yahillu bihi min ummatihi ba'dahu. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Osman bin Affan'a kendisinden sonra ümmetinden başına gelecekleri ifade ettiği hadis gibi yine daha önce benzerini gördüğümüz ve sıkıntılı bulduğumuz isnat olarak da elek altı gözüken bir hadis okuyacağız şimdi. Akhbarana İmran ibn Musa ibn Mucaşi'in, bize İmran bin Musa bin Mucaşi haber verdi. Haddesena Osman ibn Ebi Şeybete, bize Osman bin Ebi Şeybe anlattı. Haddesena Vekî'un, bize Vekî'e anlattı. An İsmail ibn Ebi Halid'in, o da İsmail bin Ebi Halid'den. An Kays ibn Ebi Hazim'in, o da Kays bin Ebi Hazim'den. An Aişete, o da Aişe'den. Kâlet, dedi ki. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, fi maradihi, hastalığında, vadittu enne indi ba'da ashabi, isterdim ki bazı arkadaşlarım yanımda olsunlar. Resulullah ünsiyet aramış, yalnızken odasında, birileri yanıma gelsin, muhabbet edeyim diye iç geçirmiş. Kâlet, Hazreti Ayşe diyor ki, fekulna, dedik ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ''Ela ned'u leke Ebu Bekir'in?'' Ebu Bekir'i çağıralım mı? ''Fesekete, sustu.'' ''Kulna, bu kez dedik ki Umar'u.'' ''Ömer'i çağıralım mı?'' ''Fesekete, sustu.'' ''Kulna, dedik ki Ali'yun.'' ''Ali'yi çağıralım mı?'' ''Fesekete, sustu.'' ''Kulna, dedik ki Osman'u.'' ''Osman'ı.'' ''Kale, dedi ki nam.'' Evet. ''Kalet.'' Diyor ki annemiz, ''Fersenna ila Osman'a.'' ''Osman'a haber saldık.'' Fecaa, o da çıkıp geldi. Kale, dedi ki, fecaalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yukellimuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Osman ile konuşmaya başladı. Ve vecuhuhu yetegayyaru. Konuştukça da yüzünün rengi değişti. Kale Kaysun, Kays dedi ki, fehaddefeni Ebu Sehlete, bana Ebu Sehle anlattı. Enne Osman'a kale yevmeddari. Osman dar günü dedi ki, yani evinin önüne çıkıp kendisini muhasara eden o topluluğa konuştuğu günü dedi ki, inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahide ileyye ahden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden bir söz aldı. Ve ana sabirun aleyhi. Ben o söz üzere sabretmeye devam edeceğim. Kale Kaysun, Kays dedi ki, kanu yarawna ennehu zalikal yawm. Bazıları Hazreti Osman'ın söylediği bu söz aldığı ifadesinin vefatına yakın Osman'ı çağırıp konuştuğu hususlar olduğunu düşünüyorlar. Dikkat ederseniz muğlak bir çerçeve içerisinde muğlak bir şeyler vehmediliyor. Yani gerçi bunun sarı örneklerini de gördük bazı hadislerde, işte sana bir gömlek giydirilecek, o gömleği sakın çıkarmayasın şeklinde, yine bununla benzer bir hadiste ve aynı hadisin başka bir tarikinde diyebiliriz. Bu hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Elbani'nin sahih ile ilgili notu, hadisle ilgili notu sahih şeklinde. Artık en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Orada ona böyle bir şey dedi mi? Kendisinden sonraki halifenin tayinini yapmayan, sessiz sedasız ayrılan Resulullah'ın üçüncü halifeye ayrıntı bir konuda öncesinden bir tavsiyede bulunması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömründe birini işaret etse de Şura suresini bırakıp şey yapalım mıydı? Birbirlerini Şura'yla seçerleri bıraktı. Peygamber o dedi, bunu dedi, bunu yapalım. Demene doğru mu? Yani bu muhali varsaymak gibi. Çünkü getirdiği ayet ile işleri kendi aralarında istişare iledir diyecek. Böyle bir şey söyleseydi biz yine Hazreti Ayşe gibi, ya Resulallah ama Allah böyle diyor gibi itirazlar beklerdik sahabeden. Resulullah da onlara o zaman bu söylediğinin onunla nasıl uyumlu olduğunu, ki uyumsuz olduğunu varsayarak soruyorsunuz.
açıklamak durumunda kalırdı. Nitekim bunun çokça örneklerini sahabeden görüyoruz. Resulullah'a yönelik soru olarak, ya Resulullah böyle dedin ama Allah Azze ve Celle böyle diyor diye, onun gah açıkladığını, gah sahabinin bunu yanlış anladığını yahut yanlış bir ifadeyle maksadı aşan yanlışa, bunlar açıklamalar getiriyor. Dolayısıyla süreci öyle amiyane kabul eden bir toplum yok orada. Konuşan, sorgulayan, sorguladıkları için cehaletten İslam'a taşınmış bir açık toplum var orada. Ve o konuşma hali devam ediyor. Hazreti Ebubekir konuşurken de itirazları görebiliyoruz. Hazreti Ömer konuşurken de itirazları görebiliyoruz. Öyle tepeden inmeci bir ortam değil orası. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in böyle vefat etmesini onlar zaten normal görmüşler zaten. Aa, niye bir... Hatta elimizde bazı rivayetler var ki vefatına yakın, yani bu hususta kendisinden bir söz alalım diye Ehl-i Beyt civarında bir şey var, hareketlilik var ve İbn Abbas ile Hazreti Ali arasında gelişiyor. İbn Abbas bunu öneriyor. Yani böyle bir şeyi ilk kendisinden gidip soralım. Babası mı şey yapıyor? Abbas radıyallahu anh. Ne dersin yani, bunun bir sözünü alalım bir kendisinden sonra bu konuda bir fikir. Ama Hazreti Ali buna yanaşmıyor bildiğim kadarıyla. Evet. O çok güzel bir cevap veriyor. O da çok siyasi bir cevap. Yani biz diyor bunu gidip bugün istersek, vermezse bize bundan, ondan sonra bize bunu hiç kimse vermez. Derler ki size layık olsaydı Resulullah verirdi. Demek ki Ehl-i Beyt'in buraya elini uzatmaması gerekiyor. Ha, verirse ne âlâ ama vermezse, ki bence Hazreti Ali vermeyeceğini iyi okumuştu. Hatırlarsanız vaktiyle burada bir rivayet okumuştuk. Evet. Ve Resulullah'ın akrabalarından bir ikisini Resulullah'a gönderip onlara da zekat vazifesi, yani devlet içerisinde bir görev o. Çok iyi bir görev o gün açısından. Topluyorlar, topladıklarından da pay alıyorlar. Bekar çocuklar. Neydi, kimdi onlar? Resulullah'ın akrabaları bunlar. Hazreti Ali yolda bunlarla karşılaşınca onlara diyor ki gitmeyin. Vermez. Yani benim bildiğim Resulullah vermez diyor. Ama gidip onlar isteyince de Resulullah Hazreti Ayşe diyor ki tavana baktı böyle canı sıkıntısından. Tavana baktı, baktı, baktı. Sonra birini Ebu Süfyan'a gönderdi. Dedi git de ki beni Resulullah gönderdi. Sana hem para versin hem kızını versin. Öyle bir şeydi. Birini de başkasına gönderiyor. Yine diyor ki yine aile içerisinden akrabalıkları olan sana o yardım etsin. Ve Beytülmale el sürdürmüyor. Bu sadece anlattığım noktasal bir hadise değil. Yani Beytülmale kendi ailesini yaklaştırmayan Resulullah figürü sünnet içerisinde ki anlatımların pek çoğunda vardır ve ortak müşterek bir taraftır. Yani Hazreti Hüseyin'in bir tane hurma almıştım, parmağıyla boğazımdan söküp çıkardı dediği hatırasına varıncaya kadar Beytülmal bir tarafa, Resulullah'ın ailesini buraya araya koyduğu mesafe bir tarafadır. Hazreti Fatıma'nın Resulullah'ın eline geçen işte esirlerden hemen işte şey, canımı çok sıkıyor, ellerim çok bilmem ne oldu falan. Neydi onun adı? Riha, Arapçası, Türkçesi nedir? Değirmen. Ama değirmen büyük olur. Küçük. El değirmeni. Yoruyor falan diye. E o zaman git babandan iste diyor. Babanda bir sürü şu sıralar elinde hizmetçi var. Hazreti Ali aklı veriyor. Gidiyor, geliyor. Çok sevdiği kızı, bir dediğini iki etmediği kızı yine vermiyor. Yani evet. Resulullah en daha uç noktaya getirelim. Resulullah vefat ediyor. Geride o kadar hanımı var ve onlara da vermemiş olarak çekip gidiyor. Hazreti Ayşe diyor ki Abdurrahman bin Avf olmasaydı milletin eline bakmıştık diyor. O bize diyor kendi gelirinden burs bağladı diyelim. Burs yani. Ve o bir dönemi, bir kritik dönemi öyle geçirdik. Daha sonra tabii fetihlerle gelen paralar falan artık herkese epeyce yetecek kadar para düşüyor. Hele Hazreti Osman döneminde. Ama o ilk bir geçiş aşamasında nereden yiyecekler, kim öyle bir şey getirecek belli bile değil. Resulullah öylece şey gibi tereyağından kıl çekilir gibi hayatlarından çekilip gitmiş. Geriye bunların eline bir şey bırakmamış. Hazreti Ayşe diyor ki benim elime verdiği birkaç dinar vardı. 7 dirhem vardı. Vefatına yakın bir zaman bir iki kere söyledi. Ben o ara meşguldüm, getirmedim. Artık üçüncüde öyle ısrar etti ki onu getir diyorum şimdi dedi ve getirdi, aldı eline. Ayırdıkça, hatta evet. Ayırdıkça ne yaptın?
Muhammed diyormuş sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin huzuruna bunlarla çıkınca ne hesap verecek? Böylesi ailesinden izole edip bıraktığını da, üzerinde kalan her şeyi de Beytülmal üzerinde, yani devlet üzerinde bırakıp öylece ayrılıp gitmiş. Şimdi böyle bir resim, böyle bir manzara var ortada. Bunu Hazreti, biz buradan okuyoruz da Hazreti Ali oradan okumuyor mu? Yani tamam, benim yerime Ali diyeceğini bilse bence illaki giderdi. Ama diyor ki biz gideriz, sağa sola bakar, cevapsız kalır. Bu resmi de birileri bir çeker ve o resim öylece bizim üzerimize yapışır kalır. Çok isabetli yani onun gitmemesi. İstekli de değil, burada Abbas radıyallahu anh hareketli gözüküyor. Bir de çok yakını, damadı, ondan sonra ilk müminlerden. Yani bütün savaşlarda bulunmuş. Yani siz de olsanız, ben de olsam. Yani uzak dururdum. Hakikaten bir vazifedir yani. Hazreti Ömer'in uzak durmasını anlıyor muyum? O Hüsnü Hazreti Yusuf. Evet. Hazreti Ömer'in uzak durmasını, yani niye anlıyoruz da Hazreti Ömer'in uzak durmasını? Ama Hazreti Yusuf'un da görev istemesi var. Bak onu hatırlatıyor. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ. Bir de kendisini övüyor. Ben bu işleri iyi beceririm, bilgeyim, korurum, iyi yönetirim. Beni hazinelerin başına koy diyor. Tabii. Hocam, devam edelim. Kişi, hani en son kalan 3 kişi Hazreti Ömer'in yönetimindeydiler mi? 3'te. Evet, ama Sa'd'ı azletmişti Hazreti Ömer. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı. Fakat vefatı esnasında ne diyor? Eğer Sa'd diyor getirilirse hiç çekinmeyin, buna layıktır diyor. Ben onu hiyanetinden dolayı görevden almış değilim diye açıklama yapıyorum.